Kitap Fuarı'nda şimdi de resim ve heykel sanatçısı Emel Vardar'la birlikte rahmetli Barış Manço'nun heykelinin yanındayız. Biliyorsunuz her sene Barış'ın anma yılları oluyor, kutlanıyor. Bu sene ben de onun için özel olarak çalıştım ve sevgili amcamın heykelini yaptım. Hanım aynı zamanda Barış Manço'nun yeğeni. Bakalım ne kadar zamanda tamamlamış bu anlamlı heykeli. Bunu da bronzdan çalıştım. Yine 6 ay gibi bir süre sürdü. Biliyorsunuz çok meraklıydı böyle takılara. Bu sergide o takısını da kullandım. Tabii çalışırken hep gözümün önündeydi açıkçası. Her anını yaşadım. Çok heyecan verici oldu onu yapmak benim için. Tekrardan hüzünlendim. Ama bittikten sonra da çok mutlu oldum. Barış Manço'nun heykelini yapmak bir hayli zor olmuş Emel Hanım için. Bakarak heykeli yapmak daha farklı oluyor. Ama o anda sizin yanınızda olmayan bir kimsenin büstünü yapmak kolay değil. Bu arada Emel Vardar'la rahmetli Barış Manço'nun benzerliği de dikkat çekiyor. Hanım, size baktığım zaman şimdi saçlarınıza bakıyorum. Yani birebir rahmetli Barış Manço. Evet, çok benziyoruz esasında. Bilhassa şu gözlerimiz ve saçlarımızın biçimi çok benzer. Sohbet sırasında rahmetli Barış Manço'yla hatıraları da canlanıyor yani Emel Hanım'ın. Biz Bebek'te oturuyorduk. Barış Bebek'te Bebek Belediye Gazinosu vardı o zaman. Orada sahneye çıkardı. Gitmeden önce de tabii bize gelirdi. Hep beraber olurduk. O zaman beraber saçlarımızı, ikimizin de uzun saçları beraber yıkardık, fönlerdik. Hiç unutmuyorum. Tabii tatlı hatıralarımız var çok. Barış Manço malum ünü sınırları aşan bir sanatçımızdı. Acaba heykeli de çıkacak mı sınır dışına? Barış Bey Japonya'da fenomen. Evet. Hiç oraya götürüp sergilemeyi düşünüyor musunuz? Şimdi daha heykel yeni bitti. Yeni yetiştirdim. Buraya yeni geldi heykel. Ama bundan sonra tabii bir takım projeler olacak. Gerçekten Japonya'ya götürmeyi düşünürüm.